action. Evet, merhaba herkese. 2 Mart sabahı, sabahın şu an 7'si. Cumartesi günü. Türkiye'de belki hepiniz uyuyorsunuz, bilmiyorum, çalışanlar hariç. Şu an kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Kahvaltıyı neyle yapacağız? Aslında buradaki Endonezyalıların bana en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Ve duyduklarında çok şaşırıyorlar. Türkiye'de kahvaltı nasıl diye soruyorlar. Ben de diyorum ki Türkiye'de kahvaltıda pilav yenmez. Pilav yok deyince nasıl olur diye bir şaşırıyorlar böyle. Şimdi biz pilav yemeyeceğiz aslında ama yine pirinçten yapılmış Endonezyalıların kahvaltıda yemeği sevdiği bubur ayam dedikleri kahvaltılık yiyeceğimizi yemeye gideceğiz. Evet, bu da aslında bu sefer Türk arkadaşlar için hep Endonezyalılara yönelik ağırlıklı olarak içerik üretiyorduk biz. Ama biraz eşim beni sıkıştırdı, dedi ki şu Türkler için de, arkadaşlarımız için de bir şeyler yap. Buranın yemeklerini tanıt. Gerçekten bilmeyen çok arkadaş var ve merak eden de var. O yüzden böyle bir yapalım dedik. Kahvaltıdan başlıyoruz. Bubur ayam. Evet arkadaşlar, bubur ayam madenine geldik. Bakalım ne bulacağız burada. Buraya ilk defa geliyoruz. Tadı iyi mi bilmiyoruz. Hem size bubur ayamı tanıtmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Güzelim. Evet. Hadi. Maaf ya mas, buat konten YouTube-nya dia nih mas. Soal makanan Indonesia katanya. Göremeyeceğiniz bir pirinç lapası. Onun üstünde kruplar atılmış, Endonezya cipsleri. Ve onun üstünde de tavuk göğsünden parçalar. Tabi üzerine kızarmış soğan isteğinize göre, işte bu kızarmış fasulyeler ufak fıstık gibi daha çok. Ve yeşil soğan tarzı şeyler koyabilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış. Aslında başka bir yere gitmek istiyorduk bizim gün ama gideceğimiz yer kapalıymış. Burası lezzetli diye gitmek istemiştik. Burayı biraz rastgele bulduk ama gerçekten burası da temiz, güzel ve lezzetli. Az önce tadına baktım. Bu Çirebon. Çirebon'a has bubur ayam. Aslında farklı farklı tarzları var. Genelde bu civarda yapılanlar tavuk suyu kullanılır ama Çirebon'un özelliği tadı, lezzeti pirinçte veriyorlar. Yani tavuk suyu kullanmadan pirinçe kattıkları, artık neyse tam olarak bilmiyorum nasıl pişiriyorlarsa, o şekilde lezzetini veriyorlar ve çok daha aslında güzel oluyor tavuk suyuna göre. Evet, onun yanında genelde bu ayamla restoranlarında veya işte büfelerinde tavuk ciğeri, bıldırcın yumurtası, tavuk bağırsağı, kokoreçi ve de taşlık olur. Evet, taşlık diğer favorisi. Evet, benim favorim de tavuk ciğeri. Evet. Aslında bu ayamın birçok farklı
nedir öncelikle? Bu ayam dediğimiz şey, pirinç lapası ve tavuk, tavuktan ibaret. Onun içinde ne koyabilirsiniz? Kendi isteğinize bağlı olarak, genelde verdikleri şeyler, kırpık, Endonezya'nın geleneksel cips, her şeyle birlikte yiyorlar. İsterseniz karıştırın, isterseniz böyle benim gibi. Evet, gerçekten çok lezzetliymiş. İster karıştırabilirsiniz komple. Birazdan diğer karıştıracak, bence onu gösterebiliriz. Endonezyalı'nın olmazsa olmazı sambal. Çok fazla çeşidi var. Belki 100'den fazla çeşidi var. Ama sambalın genel mantığı acı sos. Endonezyalılar ikiye ayrılırlar. Bir, bubur ayamı karıştırarak yiyenler. İki, bubur ayamı karıştırmadan yiyenler. Endonezyalılarla ilgili bilinen bir gerçek. Acı yemeği çok seviyorlar. O yüzden şundan kaşık kaşık attı az önce bulgur ayamın içine. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı oldu. Acı değil mi? Yok. İstiyorum başka. Başka mı? Hı. Hayır! Hayır! Acı daha güzel. Hasta olacaksın hasta. Yok, bu en öyle. Evet arkadaşlar, gözümüzü bebeğelik biraz ama kusura bakmayın artık. Gelirseniz size de ısmarlarız, sorun yok. Buraya aslında video çekelim diye geldik, rastgele girdiğimiz bir yer ama gerçekten çok güzelmiş. Video çekeceğiz ayağına, yeni bir yer öğrenmiş olduk yani. İnşallah buraya tekrar gelmek isteriz. Onun dışında Endonezya kültürü, yemeği, mutfağı, veya bugün yediğimiz bubur ayamla ilgili veya herhangi bir şey aklınıza ne geliyorsa sormak isterseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyoruz? Jakarta'ya. Ne yapıyorsun? Hello, endo kamera.